şehitlerimizin ruhları için sizleri önce bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Tabii iki liste halinde yarıştık, biz kazandık. Şimdi sağ olsun Urfa'nın teveccühü, bizi rakibimiz çıkmadı. Tek listeyle katılıyoruz. Bugün de yeni tüzük tadilatı, tüzük de değişti mi? O yüzden biz bekliyoruz. Çoğunluk sağladık, biz zaten şimdi kongremiz başlayacak. Tek listeyle çıkıyoruz. Tabii tek listeyle olması demek ki biz bir şeyler yapmışız. Memleketin sporuna bir şeyler vermişiz. İnşallah bunun devamı gelecek. Ben ve arkadaşlarımla birlikte bundan sonra Urfa'nın sporu gelişmesi, sporu gelişmesine ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Zaten biraz sonra protokol konuşmalarında da bunu arz edeceğiz. Yaptığımız faaliyetler, bundan sonra yapacaklarımızı da anlatacağız. Ben burada gelen tüm delege arkadaşlarıma, protokola, huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Kongremizde Urfa'nın sporuna hayırlı olsun. Genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Son kongremizde, bu kongreden bir önceki kongremizde biliyorsunuz çok çekişmeli bir kongre yaşamıştık. En az 1,5 yıl taraflar oy çalışması, seçim çalışması, yani başkanlık kazanma çalışması konusunda birçok ilçe hiç oturmadık, çalıştık. Şanlıurfa'da bizim dönemimizde pek saha yoktu. Biliyorsunuz bir tek sahamız vardı, betondan farksızdı. Bizim dönemimizde biz Diyanet'te 2 tane saha yaptırdık. Daha sonra işte Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün GAP Arena Stadı'nın orada yapmış olduğu ve belediyemizin yapmış olduğu tesislerde sonra hiçbir tesis yapılamamıştı. İlçelerimiz şu an kısıtlı şartlarda sahalarda mücadele ediyorlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bağlarbaşı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Sürücü Bey'in heykelinin dikilmesi lazım. Yıllardır bu spora hizmet ediyor ama Bağlarbaşı'nda bir tek sahası bile yok. Çok büyük sporcular Bağlarbaşı'nda yetişti biliyorsunuz. İsimlerini zikretmek gerekmiyor. Ben Asakada Başkanı'nda şunu istiyorum, benim eski sporcum yönetiminde çalıştı ve şu an Asakada Başkanı'dır. İlk işi Bağlarbaşı'na ve diğer sen sahası olmayan mahallelere sen sahasının yapılması için uğraş vermesi gerekiyor. Başkanım, yenice de bu sene başlıyoruz. Yapıldığı şeyde maşrutlar. İşte bu sene başlıyor. Bağlarbaşı öncelikli olmalı. Çünkü büyük sporcular yetişiyor. Bakın. Arkadaşlar, altyapımız yok. Altyapıya önem verilmediği müddetçe Şanlıurfa Spor Başkanı'na da söylüyorum. Urfa taşıma suyla değirmen dönmez. Hadi hocam, doğru mu? Yani Urfa'da biz gençliğe önem veriyorsak önce altyapıyı oluşturmamız lazım. Ki Urfa Spor da başarılı olsun, amatör kulüplerimiz de başarılı olsun. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Bu memleketin geleceği için büyük bir yatırım noktasında gençliğe sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle her zaman dediğim gibi biz gençlerin yetişmesi için gerek moral anlamda, gerekse maddi anlamda ve gerekse beceri ve yetenek anlamında bir şeyler yapabilmeleri ve dolayısıyla sapkınlıklara düşmemeleri noktasında üzerimize büyük görev düşüyor. Spor çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğidir. Bu konuda hep bir adım ileri gitmek için her biri elimizden geleni yapacağız. Çok da uzatmayacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi tüzüğünün uyarlanıp ve değiştirilmesini tekrardan oylamalarınıza sunmam gerekiyor. Yeni dernek tüzüğünü kabul ediyor musunuz? Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. 3 yıl burada, 2 yıllık ASKP yönetimi oluşmuş. 3 kelime bize söylüyor, bir faaliyet raporu. Hani bu kongrenin gelir gideri nerede?
neler harcamış, neler yapmış, konuşan yok. Neyse ben kendi konuşmam yapayım, sonra siz takdir edersiniz. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere ilimizde elimizde olmayan bir felaket yaşadık. Deprem arkasından sildi. Tabii bu süreçte gerek AZKF olsun, gerek ilk futbol temsilcisi olsun, gerek hakem komiteleri olsun, gerekse futbolun bileşenleri olsun, bu süreci hiç idare edemediler. Neden edemediler? Çünkü Urfa'da, Şanlıurfa'da sporun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Sahamızda problem yok, tesislerimizde problem yok. Ama nedense Urfa'da amatör maçlar oynanıyor. Yani ben buna anlam veremedim. Urfa Spor oynuyor, Karaköprü oynuyor, bayanlar oynuyor. Ama nedense amatörler oynanıyor. Arkadaşlarımız kurs açlığından bahsediyor. Peki kurslarda, sahalarda kimler var? Thank you.